sahibi ama o işçi gibi her sabah en geç 6'da tezgahının başında. Hakan Öztürk'ün görüntüleriyle Arzu Çetik Tezeri'nin özel haberini izleyeceğiz şimdi. Ömrünü şapka yapmaya adadı. 61 yıldır ürettiği yüz binlerce şapka onun gözünde bir evlat gibi. Biz bunu artık evlat gibi, ekmeğimiz buradan, her şeyimiz buradan. Asgari arkadaşların rızıkları buradan çıkıyor. Tabii ki zor, kolay değil. Şimdi biz bir şapkayı başlayalım kesiminden şeyine kadar 45 dakika sürer. İsmail Demirbaş 75 yaşında ihtiyar bir delikanlı. Kastamonu'da Atatürk'ün emriyle 1925 yılında şapka devrimi yapıldığında daha 9 yaşındaydı. Herkes takkeyle pazardı. Allah Allah. Şapka devrimi oldu işte. Öyle diyorlardı ben ama devrim nedir bilmiyorum. Sonra tabii anlıyoruz şapka devrimi nedir. Herkesin başında şapka. Allah Allah. Yandarma dururdu ki bir dere vardı ufak. O takkeler alırdı adamın başından, vatandaşın başından. Süngüğünden yırtardı. Baba şapka giy derdi, şapka giyeceksin derdi. Jandarma. 1951 yılında ailesiyle birlikte göç etti Kastamonu'dan İstanbul'a. Kendini Yahudi usta Peppo'nun yanında bulduğunda daha 13 yaşındaydı. Dilek Kolay tam 61 yıldır şapka yapıyor. Usta ellerde yoğruldu, çıraktı, sonra kendisi usta oldu. 54 yıl önce işçi olarak girdiği bu 10 metrekarelik atölyede gün geldi kendisi patron oldu. Aynı zamanda şu anda oda başkanlığını da yapıyor. Ve İsmail Demirbaş usta bugün artık unutulmaya yüz tutmuş bu mesleği ekibiyle birlikte icra ediyor. Atatürk'ün giydiği köşeli şapkaları bugün ondan başka üreten yok. Şimdi bu fabrikasyon yapıyorlar. Ama şu şapkayı yapan yok. Biz bu Atatürk'e tanınmış bu. Yani 8 köşe deriz biz buna. İsmail Usta 1972 yılından bu yana İstanbul Kasketçiler Odası Başkanı. Bu yaşına rağmen iğneden iplik geçirirken gözlük kullanmıyor. Böyle dinç kalmasının başarısının sırrına gelince. Benim mesaim yok. Sabah 6.30'da ben buradayım. 6.30'da. Her sabah buradayım 6.30'da ama bir iki dakika ben bir iki dakika sonra. Herkes gider ben dükkanımı kapatırım. İşine aşık İsmail Usta. İşleyen demir pas tutmaz, onun düsturu oldu hayatı boyunca. Genç nesillere de tek tavsiyesi var. İşinizi sevin ve çok çalışın.